Herkese merhaba teknoloji okulu izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet, LG V10 elimizde. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılmıştı. Ürün elimize ulaştı. Ben de sizin için küçük bir unboxing videosu hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi ürün henüz jelatini bile açılmadı. Sizler birlikte cihazda neler olduğunu, cihazın kutusunda neler olduğunu ben de hep birlikte sizle birlikte göreceğim. Hemen şöyle bir kenardan yırtmaya başlayalım. LG V10 ismiyle aslında bu G serisinden çıkıp V serisindeki ilk ürününü de tanıtmış oldum. O yüzden farklı değeri de var bu telefonun firma için. Evet, sıradan bir kutuyla karşı karşıyayız. Hemen kutuyu bir açalım, bir kenara koyalım. Bir kutu daha çıkıyor. Şuradaki bantı yırtalım. Evet arkadaşlar, kutuyu açtığımızda ilk olarak telefonu görüyoruz. Yan tarafta da kitapçık, şarj aleti gibi içeriklerin olduğu kısım mevcut. Hemen şunu kaldıralım ve telefonu alalım elimize. Tabii dediğim gibi önce kutu içerisine bakacağız, sonra telefon hakkında bir şeyler söyleyeceğiz mutlaka. Şöyle bir koyalım. Şimdi bu tarafta şöyle biraz daha aşağı inip baktığımız zaman hemen neler olduğunu da bir görelim. Evet, açmak biraz zor olacak kutuyu ama şurada biraz sert davranmam gerekebilir. Bir saniye, hemen açıyorum. Evet. Quick Start Guide, yani hızlı kullanım kılavuzu telefonun altında yer alıyor. Bu tarafta başka bir şey yok. Hemen buraya bakalım. Evet, burada da kapak alanı. İlk olarak karşımıza çıkan şey Quad Beat 3 kulaklık. AKG ve LG'nin ortak yapımı. Üzerinde ortak çalıştığı bir kulaklık. Ve gerçekten iyi bir performans sunan bir kulaklık olduğunu söylemek gerekiyor bu sebepten dolayı. Hemen bu kutuyu da açalım. Evet, kulaklık karşımıza çıkıyor. Güzel bir tasarım var kulaklığın. Tabii performans tarafında neler sunduğunu da ilerleyen dönemde göreceğiz. Hemen bir kenara koyalım. Evet, beyaz renkli bir şarj adaptörü. Hemen bakıyoruz, 1.8 amperlik çıkışı var. LG G4'ün şarj aleti de 1.8 amperlik bir çıkış veriyordu. Yani burada 2 amper çıkışta elde şarj aletinin 1.8 amper çıkış verdiğini söyleyelim. Hemen yan tarafta 3000 mAh'lik bataryamız var. Bataryanın paketini kolayca çıkartılabilir bir şekilde yapmışlar. Evet, ince bir pil ama 3000 mAh batarya. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz amiral gemisi modeller artık sabit bataryayla devam ediyorlar yollarına. Son olarak da kutuda micro USB kablonun olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kutuda herhangi bir ekstra bir içerik yok. Hemen telefonu elimize alalım. Telefon bize neler sunuyor bakalım. Evet, internette de zaten bolca gördük telefonun görsellerini. Özellikle arka taraftaki kapak dizaynının farklı bir izlenim oluşturduğunu söylemem gerekiyor. Şık görünüyor. Cihazın kapağın arka sağ alt tarafında LG baskısı var. Bunun dışında ses kontrol tuşları ve güç tuşunu biraz daha kapağın altında gömük vaziyete getirmişler. Üst tarafta LG G4'te kullanılan 16 megapiksellik 1.8 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Lazer autofocus desteğinin de olduğunu söyleyelim. Çift led flash. Arka taraf bu şekilde. Hemen ön tarafa bakalım. Bu arada kapağında çıkabilmesinin güzel faydalarından bir tanesi, yedek bir bataryaya da sahip olabileceksiniz böylelikle. Cihazın ön tarafına baktığımızda 5.7 inçlik 2K ekranı görmekteyiz. Bu ekran zaten ekran çözünürlüğü ve kullanılan ekran teknolojisi, Quantum IPS teknolojisi. LG G4'te de görmüştük bunu. Cihazın sol ekranın sol üst köşesinde iki tane kamera mevcut. Bunlar ikisi de 5 megapiksellik kameralar. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız hemen söyleyelim. Bir tanesi f2.2 diyafram açıklığına sahip, bir tanesi f2.0 diyafram açıklığına sahip ve 80 derece ve 120 derecelik görüş açılarına sahip bu kameralar. Yani geniş selfiler, grup selfileri daha rahat çekebileceksiniz bununla. Yani kolunuzu böyle fazla fazla zorlaya zorlaya uzatmak veya selfie çubuğu kullanmak yerine bunu kullanabileceksiniz. Şu anda telefon kapalı olduğu için görmüyorsunuz, fakat üst tarafta da 2.1 inçlik bir ikinci ekran var. Bu da 160'a 1040 ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu da LG V10'un aslında ikinci kamera ile birlikte ikinci ekranı, telefonun farklı özelliklerinden bir tanesi. Hemen alt tarafa bakıyoruz. Alt tarafta bir adet hoparlör, micro USB girişi ve kulaklık girişini görmekteyiz. Cihazın üst tarafında da mikrofon ve sanırım kızılötesi portu var. Oradaki port. Yukarıda sensörleri görüyoruz ve alt tarafta da LG logosu mevcut. Hemen bataryayı da takalım. Bakalım bataryanın şarjı var mı? Onu da henüz bilmiyorum ama burayı şu şekilde kapattıktan sonra hemen iç kısmı da gösterelim ne var. 200 GB ve
ileride 2 TB'a kadar destek verebilecek microSD kart girişini görmekteyiz. Kamera modülü de oldukça iri görünüyor ama açılır kapanır kapak sayesinde çıkıntı çok da fazla kendini belli etmiyor diyebiliriz. Hemen bataryayı takalım. Telefon detaylı incelemesini önümüzdeki günlerde yapacağız arkadaşlar. Bu bir unboxing videosu. O yüzden burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Telefon açılırken ben bir yandan size teknik özelliklerini tekrar hatırlatmak istiyorum. LG G4 modelinde bulunduğu gibi Snapdragon 808 işlemcisi var burada. 6 çekirdekli bir işlemci. 4 tanesi enerji tasarrufu için çalışırken 2 tanesi yüksek performanslı işler için çalışıyor. Bunun dışında cihazda 4 GB'lık sistem belleği ve bence en iyi detaylarından bir tanesi olan 64 GB'lık dahili hafıza mevcut ki Gorilla Glass 4'te de telefon ekranının korunduğunu söylemek gerekiyor. Grafik birimi tarafında da Adreno 418'i görmekteyiz. Bunun dışında telefon tasarımındaki farklılıklardan bir tanesi kullanılan çelik malzeme arkadaşlar. Sunum sırasında da bahsedildi. Ultra güçlendirilmiş bir çelik kullanılıyor ve asıl olayı şu. İnsanlardaki belli alerjik reaksiyonlara karşı bu çeliğin herhangi bir sakıncası veya sağlık açısından hiçbir alerji ihtimali vermeyişi gibi bir detayımız var. Kamera tarafında dediğimiz gibi 16 megapiksellik LG G4'te kullanılan 1.8 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut arka tarafta. Burada yazılım bazında bir geliştirme var. Video çekerken de artık ayarları değiştirebiliyorsunuz. Manuel ayarlar yapabiliyorsunuz. 2160p'de 30 kare saniye, 1080p 30 kare saniye gibi çekim yetenekleri mevcut. Üst tarafta Explore Something New şeklinde bir ibareyi de gördük zaten. Hemen ufak bir dil ayarıyla telefonun ince ayarlarını yapmaya başlayalım. İleri Wi-Fi atlıyoruz burada. Mobil ağ var ama henüz telefona sim kart takmadığımız için mobil ağ kullanamıyoruz. Bunun dışında telefonun farklı özelliklerinden bir tanesi de 32 bitlik ses kartına, ses sistemine sahip oluşu. Hi-Fi ses sistemi olarak lanse edildi bu. Bir mobil cihazda alabileceğiniz en iyi ses deneyimini vereceğini iddia ediliyor bu telefonla birlikte. Tabii içindeki kulaklıkta buna özel olacak. QuadBeat kulaklıkla birlikte bu deneyimi yaşayabileceksiniz. Ayarlar bitmek üzere. Hemen ayarlar sonrasında arayüzde kısaca gezip videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Detaylı incelemeye saklayacağız diğer merak edilen noktaları. Evet, şu anda açıldı telefon, görebiliyorsunuz. İkinci ekranla alakalı bildirimler hemen karşımıza çıktı tabii ki. Şöyle ekran parlaklığını açalım sonuna kadar. Şu şekilde arayüzü görelim. Biraz arayüzü gezdikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Şimdi telefonu kapattığımızda şurada V10 yazısını görüyorsunuzdur. Orası artık üst ekranımız. Hemen telefonun ekranını kapatalım. Evet, şu anda üst tarafta telefon açık olmasa bile bazı bildirimleri görebileceğiniz bir alandan bahsedilmişti. LG buranın yani her gün açık bile olsa batarya tüketiminde çok büyük handikapın olmayacağını söylüyordu. Burada telefon kapalıyken yapabildiğiniz özellikler şunlar. Ses profilleri değiştirebiliyorsunuz. Wi-Fi açıp kapatabiliyorsunuz. El fenerini açıp kapatabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde kameraya geçebiliyorsunuz. Şimdi kamera tarafında da güzel bir detay olmuş. Buradaki ikinci ekran kamera modlarının yönetimi için doğrudan ayrılmış. Yani ana ekran üzerinde değil, ikinci ekran üzerinden bütün kamera işlevlerini halledebiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi olmuş. En azından telefonun yan ekranının daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Hemen ayarlar tarafından. Bu arada telefon açıkken bu alan son uygulamaları, kullanmış olduğunuz son uygulamaları buraya taşıyabiliyorsunuz. Veya favori kişilerinizi burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bunu da ayarlar kısmından yapabileceğinizi belirtelim. Ekran, ikinci ekran diyoruz. İkinci ekran telefon açıkken göster, kapalıyken göster gibi seçenekler mevcut. Evet, ayarlar tarafı da bu şekilde. Dediğim gibi telefon kamera arayüzü tarafında gerçekten çok başarılı ve manuel sesle birlikte, yani şu an kamera arayüzünü görüyorsunuzdur, çok sayıda ayar mevcut ve artık daha detaylı olması da iyi etkenlerden bir tanesi ki video tarafında da manuel ayarların yapılabiliyor olması güzel bir şey. Bu arada son kullandığımız ayarlar da yavaş yavaş yukarıya doluyor. Şöyle gösterelim. Mesela management kısmına girelim. Pil kullanımına girelim. Bakalım taşıyacak mı? Evet, gördüğünüz gibi taşıdı. Nereye girelim mesela? YouTube açalım. İnternet bağlantımız yok ama en azından gördüğünüz gibi son uygulamaları burada görebiliyorsunuz. Burası ayrıca bildirim alanı olarak da dokunacak. Ayarlar için buraya dokunun. Hızlı kişi, müzik çalar, uygulama kısa yolları,
yaklaşan planlamalar gibi burayı tam anlamıyla ana ekranı hiç kullanmadan rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir bildirim ekranı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kutu açma videomuz şimdilik son buluyor. Telefonla ilgili diğer detayları da size detaylı incelemede anlatacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.